verilen eğitimin niteliği dedi. Evet, aslında hüsrandan mı söz etmek lazım, yoksa tabii ki arada sevinenler var. Büyük bir ihtimalle istedikleri yere yerleştiler. Veliler ya da anne babaları mutludur büyük bir ihtimalle. Ama şimdi barınma sorunu tabii ki bu sefer de gündeme geliyor. Yıldırım Kaya ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi eğitim konusu olduğunu zaman tabii ilk aklıma gelen isimlerdensiniz. Hoş Çok geldiniz. Çok teşekkürler. Biraz önce programa başlarken bizi izleyenlerin mesajlarını okudunuz. Onların odaları bir hafta karanlık kaldı, biliyor musunuz? Evet. Onlar televire hasret kaldılar. Onlar Merdan Yanardağ'ına hasret kaldılar. Size hasret kaldılar. O hasreti yansıtmaya çalıştılar. Onun için bizim odalarımızı karartanları asla unutmadık, unutmayacağız. Büyük ihtimalle de size yazanlar gençler ve umudu kaybetmeyenler. Çok teşekkürler onlara, çünkü bizi hiç yalnız bırakmıyorlar, evet, onlar bırakmıyorlar, tabii ki. Bırakmayacağız da, hiç kimse unutmasın. Ne Tele 1, ne Merdan Yanardağ yattığı hücrede yalnız, ne de siz buralarda yalnızsınız. Arka planda çalışan arkadaşlarımız da hiç merak etmesinler. Onlar yalnız değil, yalnız olmayacaklar. Çok açık ve net, Türkiye eğitimde ciddi bir hüsran yaşıyor. Eğitimi bilerek ve isteyerek eğitimden öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi uzaklaştırmak istiyorlar. Bu bilerek ve isteyerek yapılan bir uygulama. Aranan eleman yetiştirmek yerine her ilde bir üniversite, bir rektör, bir mühür verdiler. Öğretim üyesi yok, derslikler yok. Dikkat ederseniz ağırlıklı olarak matematik bölümlerini, matematik ihtiyacı olan bölümler, fakültelerde ciddi bir kontenjan açığı var. Evet, boş kaldı yani. Evet, 3.527.443 443 öğrencimiz müracaat etmiş sınava girmek için. Bunlardan 2.995.638'i sınava girmiş. Bu sınava girenler içerisinde bakın, 2.995.638 kişi sınava giriyor. Sadece 898.024 kişi tercihte yerleşmiş. Geçen yıl yerleşemeyen açık sayısı 17 bindi. Bu sene bu sayı 25 bin. Ağırlıklı olarak 8 binin üzerinde depremzedelerin olduğu yerlerde boşluklar var. Şimdi bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğinde yaşanan dramlar var. Bunlarla ilgili biz defalarca hem Milli Eğitim Bakanlığı'nı hem YÖK'ü uyardık. Dedik ki buralarda kontenjan açıkları da olacak. Bu kontenjan açıklarını gidermenin yolu özellikle deprem bölgesindeki öğrencilere ek kontenjanlar tanınsın, bu öğrenciler boşta kalmasın. Eğer bizim önerimiz kabul olsaydı 8.828 kişi bu açığı yaşamayacaktı. Yani geçen yılki 17 binin bu sene 25 bin olmasının nedeni deprem bölgesinde bizim önerimize kulak tıkamalarıdır. Bakın, temel yeterlik sınavında doğru cevap sayısına bakalım. Türkçe'de, Türkçe bakın, 40 soruda 20 yanıt var. Sosyal bilimlerde 20 soruda 8.66 yanıt var. Temel matematikte 40 soruda 8, fen bilimlerinde 20 soruda 3.5. Şimdi tıp fakültesini nasıl tercih edecek? Mühendisliği, mimarlığı nasıl tercih edecek bu durumda? Alan yeterlilik testinde de fizikte 14 soruda 2.5, kimyada 13 soruda 1.7, biyolojide 13 soruda 0.80. Şimdi bunlara baktığımızda Türk dili edebiyatına bakarsanız, Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 5.7 doğru yanıt var. Tarihte 10 soruda 1.7 doğru yanıt var. Coğrafyada 6 soruda 1.3 doğru yanıt. Çok düşük değil mi? Çok düşük. Çünkü bizim liselerimizde eğitim, öğretim yapılmadı. Yapılamadı demiyorum. Bakın, pandemi sürecinde yapılamayan kısımlar var, kabul etmek lazım. Bunun telafi eğitimi vardı, bu yapılmadı. Deprem bölgesi sürecinde de benzer bir sorun yaşandı. Bunlar çok açık ve net, bilerek ve isteyerek yapılmadı. Seçimlerden önce bir tartışma vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sorunu, tamamının barınma sorunu ve beslenme sorunu bir yıl içerisinde çözeceğim dedi.
Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyince Gençlik ve Spor Bakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan durur mu? Onlar da bir söz verdiler. Çok açık seçim vaatleri. Dediler ki bu önümüzdeki yıl 1 milyon öğrencinin yurt sorunu çözeceğiz dediler. Şimdi bekliyoruz. 1 milyon öğrencinin barınma sorununu ve beslenme sorunu Gençlik ve Spor Bakanı, Cumhur İttifakı'nın başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sorunu çözmek zorunda. Eğer öğrencilerin parklarda, alanlarda barınma sorunumuz var diye haykırmaya başladıklarında onları polis soruyla susturacaksanız buradan sizi uyarıyorum. Sizin sözünüz üzerine Hatice teyze Hakkari'deki Zeynep'i Ankara'daki bir üniversiteye kaydettirecek. Size güvendi, size inandı. Eğer Hatice teyzenin Zeynep'i barınma sorunu yaşarsa bu sorunun vebali sizin sırtınızda. Ama bu fiyatları biraz önce gösterdik. Fiyatlarla değil. Normal işte şeyleri de yurt fiyatlarını da gösterdik. Çok açık. Yurt fiyatlarını bir öğrencinin yerleşebileceği şekilde olacak. Kırşehir'den Özlem diye bir öğrenci hukuk fakültesini kazanıyor. Özlem şimdi yurt arıyor. Diyor ki İstanbul'da diyelim. Ankara'da arıyor. Ankara'da. Ankara'da yurt bulamıyor. Devlet Özlem'in yurt sorununu çözmek zorunda. Eğer çözemiyorsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçen yıl üzerlerine vazife olarak aldılar ve İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Aydın'da, Tekirdağ'da, Kırşehir'de, Sinop'ta, Ardahan'da, buraların tümünde, Muğla'da yurt sorunu çözmeye gayret ettiler. Kısmen de çözdüler. Daha sonra bununla yetinmediler. Yemek sorununu çözmek istediler. Yemek sorununu çözmek istediklerinde üniversite kampüslerinin içerisine sokulmadılar. Şimdi ya bu sorunu çözeceksiniz ya da bırakın biz çözelim. Hani Nasrettin Hoca ile hanımı arasında bir hikaye var ya. Hoca eve hırsız girdi diyor, hanımı arıyor. Hoca da diyor ki al getir. Gelmiyor diyor. Bırak gitsin gitmiyor. Yap kardeşim, yapmıyorsun. Bırak biz yapalım, bize de yaptırmıyorsun. Bu öğrencilerden 889 bin öğrenci yerleşmiş. Bunların barınma sorunu olan, yaşayacak olan öğrenci sayısı muhtemelen 400-500 bindir. Şimdi 1 milyon sözünüz var. Bu 1 milyon sözü dörtte biri ya da üçte birinin yurt sorunu var. Bu sorun çözülmezse siyasal iktidara oy veren Hatice teyze kendi ilindeki Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi il binasına gitsin. Oyumu size güvendim, verdim. Şimdi çocuğum perişan. Zeynep dışarıda kaldı. Zeynep dışarıda kaldı. Zeynep'i biz okuturuz. Zeynep'e biz sahip çıkarız. Ama Zeynep'e sahip çıkma görevi devletin görevidir. Devlet bu görevi yerine getirmek zorunda. Eğer devlet bunu yapmazsa ne olur? Devlet bunu yapmazsa şunu yapıyor. Bakın, cemaat ve tarikatların yurtları var. Bu yurtlarda biz can kaybettik. Öğrenci kaybettik. İntihar edenler oldu. Yani Enes Kara'yı unutmadık. Enes Kara'nın intiharını unutmadık. Antalya'daki Mehmet Sami Tuğrul'un başı kesilmesini unutmadık. Adana Aladağ'daki yurtta yanan kızlarımızı unutmadık. Karaman'da Ensar Vakfı'nda 45 çocuğumuza, 8-10 yaşlarındaki çocuklarımıza tecavüzü unutmadık. Erzurum'da bir Kur'an kursunda 10-11 yaşında 7 çocuğa tecavüzü unutmadık. Biz tarikat ve cemaatlerin yurtlarına çocuklarımızı teslim etmek istemiyoruz. Dolayısıyla devlete güvendik, devlete vergi ödüyoruz. Devlete ödediğimiz vergilerle öğrencilerin barınma sorunlarını ve beslenme sorunlarını çözmek zorundayız. Bakın biz iki şeyi konuşuyoruz. Barınma ve beslenme. Ulaşımı konuşmuyoruz. Bir de o var. Öğrencilerin alacağı kitapları konuşmuyoruz. Öğrencinin bilgisayar ihtiyacını konuşmuyoruz. Öğrencinin internet ihtiyacını konuşmuyoruz. Bu öğrenciler dünyayı araştıracaklar. Tıp fakültesine giden öğrencinin, diş hekimliğine giden öğrencinin neden tercih etmediğini, o diş eğitim fakültesine, diş fakültelerine giden öğrencinin ihtiyaç olan, ders ihtiyacı olan malzemeyi alamadığı için tercih etmiyor. Tıp fakültesi 6 yıl okuyacak.
6 yıl bir ailenin dayanma ihtimali bu koşullarda mümkün değil. Tercih etmeme nedeni iki nedenle tercih etmiyor. Bir, eğitim ve öğretimin çok pahalı olması, barınma sorunu çözememesi. Üçüncüsü, bitirdiğinde iş bulamama. Bunların üçü peş peşe geldiğinde öğrenci ya yurt dışını tercih etmek zorunda kalıyor, daha sonra yurt dışından denklik alıp geri gelmek istiyor. Suriyeli öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler mevcut Milli Eğitim Bakanı müsteşar olduğu dönemde sınavsız yabancı öğrencilerin üniversitelerine kayıt yaptırması ve barınma sorununu ücretsiz çözmeyi vaat etti ve onu gerçekleştiriyor. Hı hı. Ama bizim çocuklarımız ne iş bulabiliyor, ne yurt bulabiliyor, ne beslenme sorununu çözebiliyor. Biraz önce de sınavda sorulan sorular ve bu sorulara verilen yanıtları da açıkladım. Bunun nedeni nedir? Bilimsel bir eğitimden uzağız, karma bir eğitimden uzağız. Mevcut Milli Eğitim Bakanı hiç utanmadan, sıkılmadan şimdi karma eğitime karşıyım diyor. Cuma günlerinde tatil edelim diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Meslek liselerinde çocuklarımızı köftecide garson yapıyorlar ya, bir gün okula gidiyor, 4 gün iş yerinde çalışıyordu. Şimdi bir gün okula gidecek, 5 gün iş yerinde çalışır hale gelecek. Bunu da inanca sığınarak yapmaya çalışıyorlar. Bunların tümü eğitimi içinden çıkılmaz hale getirmek için yapılıyor. Devlet istese bir yıl içerisinde hiçbir yurt sorunu kalmadan bu sorunları çözer. Her üniversite kampüsünün içerisine ihtiyaç oranında yurt yapılabilir. Bunlar bile isteye yapılmıyor. Ben öğrencilerin ev tutarak bir üniversite öğrencilerinin evde kalma ihtimali ortadan kalkmıştır. Biraz önce sizin verdiğiniz rakamlarda da gözüküyor ki yurtlarda kalma olanağı da ortadan kalktı. Memurlar toplu sözleşme masasında enflasyon %100'ün üzerinde, teklif edilen devletin teklif ettiği %25. Ya TÜİK rakamları bile %40'a enflasyon var diyor. Devlet olarak senin kamu çalışanına teklif ettiğin rakam %25. Bunların hepsi nasıl olacak da çocuğunu okutacak? Şimdi siz tabii barınma sorununu özellikle ön plana çıkararak konuştunuz. Dediğiniz gibi beslenme konusunu konuşmadık. Ulaştırma bölümünü konuşmadık doğru dürüst. Öğrencilerin çalışmak zorunda olduklarını da hiç konuşmuyoruz tabii ki. Çalışmak zorunda olan öğrenciler var. Niçin acaba 81 programı kimse tercih etmemiş? 81 program. Yani en çok dikkat çeken burada mühendislikler. Büyük bir ihtimalle inşaat mühendisliği mesela 17 program kimse tarafından tercih edilmedi. Niçin acaba bütün bunların hepsinin cevabı olmalı? Şimdi özel sektörde iş bulabilme olanakları var. Devlet burada iş olanağı sağlamıyor. Özel sektörde de sahada bir teknisyen gibi, bir evet. ara eleman gibi çalıştırıyorlar. Bir mühendislik görevini ifşa edemiyorlar. Bazı, ne yazık ki üzülerek şunu belirteyim, bazı fakülteler, bazı illerdeki üniversitelerin fakülteleri hoca bulamıyor ki çocuklar yetişsin. Laboratuvar yok. Evet. Laboratuvar olmayan bir yerde inşaat mühendisini nasıl yetiştireceksiniz? Şimdi üniversiteyi tercih etti, gittiği yerde barınma sorunu yaşayacak. Onlarca olmayan parayı harcayacak, mezun olacak, mezun olduktan sonra da iş bulamayacak. O zaman niye tercih etsin, niye okusun insanlar? Şimdi bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Şimdi dikkatimi çekti haberleriniz de vakıf üniversitelerine kayıtları da yok. Evet. Vakıf üniversitelerine kayıt yaptırabilme şansı yok. Vakıf üniversitelerinin sayısının bu kadar artıyor olması, özellikle de sosyal bilimler alanında artması ne anlama geliyor? Bir bina, bir tek kuru bir bina, bahçesi bile yok. Buraya üniversite demeye 1000 şahit lazım. Laboratuvar ihtiyacı zaten yok. Kütüphane zaten yok. Burada sanki ilkokula gidiyormuş gibi hazırlanan ya da liseye gidiyormuş gibi hazırlanan bir süreç var. Bu üniversite değil. Bunu bizim öğrencilerimiz kabul etmiyor. Çünkü bizim çocuklarımız, benim 5 yaşındaki torunum bile dünyadaki gelişmeleri internet ortamından, sosyal medyadan izliyor. Ya da izliyor. Sen liseyi bitirmiş bir genç arkadaşımıza bunları hayal olarak anlatamazsın. Onların hayali kampüslerde
kendilerinin örnek aldığı gençlik yıllarından mücadeleci gençleri örnek alıyorlar. Öyle bir üniversite de ortalıkta yok. İşte biraz önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ne 515 puanla giren var, 150 puanla giren var. Niye? Neden? İşte 35 puan farkını da tabii rahatlıkla dile getirmek gerek. Niye 35 yaşından sonra biri okumak istiyorsa okumasının önünde engel koymayalım tamam ama birini 500 puanla alırken birini 150 puanla alırsan, evet, ikisini de aynı amfide derse sokarsan burada eğitimde fırsat eşitliği olmaz, evet, adalet olmaz. Bunları çok bilimsel olarak incelenmek gerekiyor. Bizim üniversitelerimiz bilim yuvası olmaktan çıktı. Bu siyasal iktidar da bilerek, isteyerek bu süreçleri yaşatıyor. Ben diyorum ki ya seçim vaadinde durmayacaktınız ya da vaadinizi yerine getirin. Vaadinizi yerine getiremeyecekseniz bugünden açıklayın. Deyin ki biz söz verdik, yapamıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yapmak istiyor. Onların da elini kolunu bağlamayacağız. Onların olanaklarına olanak katacağız. Belediyelerin yardımcı olması için onlara rica ediyoruz diyor. Üniversitenin en yoğun olduğu yer İstanbul, İzmir, Ankara. Bu üç kentte biz yönetiyoruz. Hı hı. Bu üç kentte en fazla yurt ihtiyacı da bu üç kenttedir. Dolayısıyla bu üç kentte bırakın belediye başkanlarımızın elini kolunu serbest bırakın. Biz bu sorunları çözelim. O zaman görün. Verilen vaatlerin tutmayacağı açık ve seçik ortada. Çocuklar işte başlayacaklar. Ancak belediyeler hazır diyorsunuz en azından Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii bu defalarca bunu, evet, yaptılar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle Bornova Belediyesi büyük bir binayı tamamen yurt yaptı. Çok ranta elverişli bir yerde ama belediye başkanı ranta değil öğrenciye tercih etti. Birçok belediyemiz bunu, hı, yapıyor. Bence bunların önünü açarlarsa bu sorunu öğrencilerimiz yaşamaz. Bir de burs sorunu var. Biz, evet, milletvekiliyken dedik ki öğrencilerin kredi borçlarını, ana parasını taksitlendirin, faizleri tamamen silin dedik. Bunu yapmadılar, yarım yamalak yaptılar. Şimdi öğrenciye kredi verilmez, öğrenci tüccar değil. Öğrenciye burs vereceksin. Hayırseverler nasıl burs veriyorsa, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nasıl burs veriyorsa, ADD Atatürkçü Düşünce Derneği nasıl burs veriyorsa, siz de devlet olarak öğrenciye burs vereceksiniz. Bu bursu o öğrenci devletine hizmet ederek ödeyecek. Hı hı. Kredi değil. Bunlar dükkan açmıyor. Bakkal dükkanı mı açacaklar? Evet. Bunlar ticaret mi yapacaklar? Kredi niye veriyorsun öğrenciye? Burs vereceksin. Burs, peki, da karşılıksız olacak. Hı hı. Bunu da yapmaları gerekiyor. Bu da bizim kanayan yaralarımızdan birisi. Peki. Çok teşekkürler Yıldırım Kaya. Sağ olun. Sizin şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde biliyorsunuz kurultaya giden bir süreç var. Ve yerel seçimler süreci. Onu daha çok böyle ağırlıklı olarak konuşmak için Seyit Torun'la birlikte olacağız birazdan. Olmadan önce de Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere yönelik yaptığı bir ziyaret var. Sincan'a gitti. Orada çiftçilerle toplantı yaptı. Sohbet etti. O sohbeti vereceğiz şimdi haber olarak. Bu konuya ilişkin bir şey söyleyebilir miyim? Doğru, onu söyle. Haklısın. Şimdi, buyurun Cumhuriyet gösterin. Halk Partisi içerisinde bir dakikayı geçmesin lütfen. Tartışmalar hep olmuştur. Ben 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesiyken nasıl bir örgütlenme modeli, nasıl bir mücadele anlayışı, nasıl bir çalışma tarzı olması gerektiğine dair, evet, 2016 ile 2023 arasında 10-12 ayrı bu konuya has makale yazdım. 28 Mayıs'tan sonra da seçim sürecine ilişkin 3 yazı yazmıştım. Dedim ki hafızamızı yitiriyoruz. Yettiniz. 60 sayfalık bir kitapçık haline getirdim ve bunu söz uçar gider yazı kalır dedim. 2016'da söylediklerimle bugün söylediklerim aynıydı. Bu parti kendisini değiştirmek, dönüştürmek ve yenilemek zorunda. Bunu adım adım yapıyor. Kılıçdaroğlu doktrini diye bir yazı yazmıştım 2019'da. Haziran'dan Haziran'a kitabımda da vardı. Buraya da tekrar koydum. Ben bu yazıyı yazdığımda bana karşı çıkanlar bugün benim yazdıklarımla genel başkanı eleştirmeye kalkıyorlar. Herkes elini vicdanına koysun. Herkesin yazdıkları, söyledikleri gün gibi ortada. Ben bir kez daha bunu somut ortaya koydum. Bunu kongrelerde de hep anlattım. Ben bu tartışmalarda
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandırma görevi, hedefi 2036. ve 37. kurultayda hedef olarak önümüze konmuştu. Bu hedefi gerçekleştiremedik. Bu hedefi gerçekleştirmek için hedefi önümüze koyan Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte bu hedefi eninde sonunda gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet demokrasiyle taşlandıracak. Bizim hedefimiz bu. Bazı arkadaşlar kişisel hayalleri varmış. Kişisel hayali olanlar hayalinin peşinde koşsun. Ama biz örgütümüzün bizim önümüze koyduğu hedefe ulaşmak için koşmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkürler. Ki sizin gibi keşke o hafızasını arada sırada yazılı hale getirip de önümüze koysa, elinize sağlık, yazdığınız bu kitapçıkla ilgili 60 sayfa gördüm, baktım şöyle bir, çok bende de var şöyle, çok teşekkürler. Ayrıntılı bir şekilde okuyacağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çiftçilerle buluştu. Sincan'a gitti. Orada ayrıntılı bir şekilde onların dertlerini dinledi ve yapılacak, onların hepsinin farkındayız ve biliyoruz dedi ve yapılacakları teker teker saydı. Büyük devlet adamı, çiftçi dostu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Sizin yaşadığınız sorunların tamamını biliyor. Çünkü sadece bu sorunları siz yaşamıyorsunuz. Türkiye coğrafyasının neresine giderseniz aynı sorunlar var. Ama bu sorunlar yeni de değil. Öteden beri var. Eğer öteden beri bu sorunları çözemediysek hepimizin oturup düşünmesi lazım. Niye çözemedik? Sizler çalışıyorsunuz. Alın teri döküyorsunuz. Bazen tarlada, bazen dükkanda, bazen fabrikada, hayatın her yerinde çalışıyorsunuz. İnsan çalışıyor. Aslında sizin sorunlarınıza çözüm üretmek için kanun da çıkmış. Ne diyor o kanun? Her yıl milli gelirin en az %1 oranında çiftçiye destek verilir diyor. En az %1 oranında. Bugüne kadar hiç verilmedi. Kanunun gereği yapılmadı. Ama çiftçi kardeşlerimiz de niye bu parayı, kanunun öngördüğü parayı niye bize ödemiyorsunuz demedi. Demeniz lazım. Hak sizin hakkınız. Dava açmanız lazım. Benim hakkımı niye vermiyorsunuz demeniz lazım. Şöyle çevirirseniz. Burası sizin de bir köyünüz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu çiftçileri dinledi, onların sorunlarını vakıf olduğunu söyledi, çözüm önerilerini bir anlamda gündeme getirdi ve çiftçiler gibi işte tarım sorunu, eğitim sorunu, sağlık sorunu, bunların hepsini konuşuyoruz biliyorsunuz. Seyit Torun bizimle birlikte, uzun zamandan beri kendisini ağırlayamamıştık. Hoş geldiniz Seyit Bey. Hoş bulduk Zeynel Bey. Evet, meclis tatile girdi derken biz de sürekli sahalardayız, sürekli orduda değişik illerimize ziyaretler gerçekleşiyor. Oldu. Evet, ilçe kongreleri devam ediyor tabii. Sizin o bölgede de devam ediyor. Daha sonra da önümüzdeki aydan itibaren il kongrelerine geçecek ve bir kurultay süreci böyle hızlı bir şekilde yaşanacak tabii ki. Şimdi eğitim sorunuyla onu konuştuk biraz önce Yıldırım Kaya'yla. Siz aslında uzun zaman yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptınız. Dolayısıyla eminim ki diğer gözlere nazaran çok daha farklı bir şekilde bu kongre süreçlerini izliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Nasıl geçiyor, nasıl yaşanıyor? Biraz bize belki de Türkiye geneliyle ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Tabii bir seçim kaybının arkasından bir kongre süreci başladı. Önce mahalle delegeleri, ardından ilçe kongreleri başladı. Açıkçası çok büyük değişiklikler yok. Gene mevcut yönetimler genelde görev alıyor. Ayrıca baktığımızda daha önceki kongrelerde gerçekten yoğun bir katılım vardı. Geçmiş kongrelerdeki katılımı da çok görmek mümkün değil açıkçası. Ancak ikili üçlü adayların olduğu ilçelerde biraz daha tabii rekabetin getirdiği bir kalabalık oluyor. Ama onun dışında açıkçası geçmişteki o motivasyonu görmek mümkün değil. Sahada aynı şekilde zaten Zeynel Bey. İnsanlar nereye gitsek, hangi iş yerine gitsek, hangi
belli topluluklarla bir araya gelsek, farklı gruplarla bir araya gelsek, herkes süreçle ilgili kaygılarını, endişelerini iletiyor ve nasıl olacağı konusunda iyimser bir bilgi almak istiyor. Süreçle ilgili, sürecin buradan doğru yere evrilmesiyle ilgili bir talebini iletiyor. Bu sizin söylediğiniz, dolayısıyla bu hani seçimle ilgili, bundan sonraki süreçle ilgili kaygılarını dile getiren seçmenler, ki bize de mesajları ulaştığı için biz de aşağı yukarı sizinle aynı görüşleri taşıdığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bir hayal kırıklığı, hatta hayal kırıklığından da öte bir öfkenin var olduğunu gördük seçimlerden sonra seçmende. Bu peki, bu yaşanan duygusal kopuş diyelim, bunun adını buna mutlaka böyle bir şeyin yaşanmaması gerektiğini söyleyerek cevap verdi az önce Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Bunun giderilmesi mümkün değil mi seçime kadar? Mümkün, mümkün Zeynel Bey. Tabii sonuçta süreç doğru yönetilirse, beklentilere karşılık verilirse elbette ki yönetilir. İnsanlar, partililerimiz, yurttaşlarımız, bu konuya ilgi duyan, destek veren herkes artık seçim kaybının kabul edilip bundan sonra yapılacaklarla ilgili net bir sürecin ifade edilmesini bekliyorlar. Yani ne yapacağız bundan sonra? Evet, bir seçim kaybedildi, moralimiz de bozuk, istediğimiz sonucu alamadık. Ama bundan sonra ne olacak? Bunun net bir şekilde duymak istiyor. Bu süreçle ilgili umudunu büyütmek istiyor. Ve gelecekle ilgili artık kaygılarının giderilmesini kendisine bu anlamda bilgilendirmenin ve bir takvimin açıklanmasını istiyor. Şimdi kurultay süreci ne kadar, tabii il kongreleri de var. Dolayısıyla Ekim sonu, Kasım başı büyük bir ihtimalle kurultay gerçekleşecek. Oraya da sizin tahmininiz, çok adaylı bir genel başkan seçimi olur mu? Olursa böyle bir beklentiniz var mı? Aslında ne olacağını net bir şekilde bilmek istiyor seçmen derken, o değişime dair herhalde bir takım görüşlerin netleşmesini dile getirmiş oluyorsunuz değil mi? Kesinlikle Zeynel Bey. Yani Sayın Genel Başkan'ın buradaki tabii ki alacağı karar çok önemli. Yani tekrar devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar çok önemli. Açıkçası devam etme kararı alırsa çok adaylaşacağını zannetmiyorum. Çok adayın olacağını düşünmüyorum. Ama kendisi eğer devam etmeme kararı alırsa tabii ki ona bağlı olarak da aday sayısı artabilir. Tabii değişim Zeynel Bey, hep gündemde bu. Nereye gitsek, kongrelerde de bunu duyuyoruz, sokakta caddede de bunu duyuyoruz ama yani kimse değişimden ne beklediğini net olarak tarif edemiyor. Yani evet, bir değişimden çok bir dönüşüme ihtiyacımız var bizim. Belli ki süreç içerisinde belli eksiklikler oldu, belli aksaklıklar oldu ve bunu da yaşadık. Şimdi bundan sonra yeni bir başlangıç için her şey normalmiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi süreci tariflersek ve yönetmeye kalkarsak bu da doğru olmaz. Artık nerede hata yaptığımızı, nerede eksik yaptığımızı, bundan sonra neler yapmamız gerektiğini net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Hep söyleniyor, hep gündeme geliyor, ifade ediliyor. Yani mesela bir genel başkan değişiklikten ibaret olmamalı. Bir bakış değişikliği, bir artık altı okumuzun ne ifade ettiğini ve siyasal duruşumuzun, siyasi yolumuzun ne olduğunu iyi tariflemek zorundayız. Bakın Zeynel Bey, ben bugün birkaç ziyaret yaptım Ordu'da ve herkesin aslında süreçle ilgili net kafasında bir yapı oluşmuş. Deniyor ki ya bizim altokumuz aslında her şeyi ifade ediyor. Yani milliyetçilik var, laiklik var, devletçilik var. Yani sonuçta devrimcilik var, her şey var aslında. Biz altı okumuza sarılıp bunu iyi ifade ettiğimizde,
bugünün koşullarına adapte edip sorunların çözümü için ne yapacağımızı tarif ettiğimizde zaten başka bir şeye ihtiyacımız yok bizim. Vatandaş aslında hazır buna. Yani başkası gibi olmamıza gerek yok. Farklı şekilde tariflememize gerek yok. Biz olduğumuzda inanın çok daha önümüzde fırsatlar açılacak. Çok daha geniş bir kabul göreceğiz. Çok farklı bir siyaset anlayışını da ortaya koymuş olacağız. Az önce dediniz Kılıçdaroğlu karar verirse aday olmaya öyle çok adaylı bir seçim olmaz dediniz. Yani Kılıçdaroğlu aday olursa karşısına başka aday çıkmaz anlamına gelen bir cümleydi bu. Bilmiyorum, ben yanlış mı anlıyorum? Başka aday çıkmaz demiyorum. Hani çok böyle çok sayıda aday çıkmaz. Ama tabii ki sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat bir parti mutlaka bu yönde talebi olan arkadaşlarımız olacaktır, partilerimiz olacaktır. Ama aday olmadığı takdirde çok yoğun bir talep olabilir. Onu ifade etmek istedim. Anladım. Ama yoksa Sayın Genel Başkan'ın aday olduğunda aday çıkmaz demek istemedim. Anladım, tamam. Düzeltmiş olduk. En azından ben kendi anladığımı şeyi düzeltmiş olmuş olduk. Peki siz yerel yönetimlere oldukça hakim bir siyasetçisiniz. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu görevi yürüttünüz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptınız. Büyükşehir belediyelerinin tümünü alacağız diyor Faik Öztürk ve diğer kurmaylar aslında benzer şey. Hatta Konya'yı bile alacağız. Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız dedi az önce Faik Öztürk. Siz bir tahmin yürütebilir misiniz? Nasıl yani, büyük bir ihtimalle tabii ki mümkün olan en büyük bir başarıyı elde etmek için yola çıkacaktır Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak Konya'yı dahi alabilecek durumda mı şu anda partinin gücü? Tabii süreç doğru yönetilirse Zeynel Bey, niye olmasın? Doğru bir strateji kurulup süreçle ilgili adaylaşmadan... ittifaklar işbirliğinden herhalde söz ediyorsunuz değil mi? Tabii kesinlikle ittifaklar, kampanya, adaylaşma süreci, bunların hepsi amacına uygun yapıldıktan sonra niye olmasın? Ben seçmende şunu da açıkçası görüyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak açısından şöyle bir avantajımız da var. Vatandaş şu anda içinde yaşadığı durumdan dolayı son derece rahatsız. Evet, bir genel seçim geçirdik ama beklentilerinin yerine gelmemesinden dolayı, vaatlerin yerine gelmemesinden dolayı, her geçen gün problemlerin artmasından dolayı bunun bir karşılığını sandıkta göstermek istiyor. Sonuçta genel seçimde Erdoğan'ın bir etkisi var ama yerel seçimde adaya dayalı bir seçim olduğu için ve yerinden bir seçim olduğu için biraz daha karar verme süreci ve tercih süreci çok farklı şekilde gerçekleşiyor. Haliyle hani geçmişte örneğin milletvekili adayı kim olursa olsun kentlerde vatandaş Erdoğan'ı tanıyor, Erdoğan'a oy veriyor. Yani aday kim olursa olsun diyor, ben Erdoğan'a oy veriyorum diyor. Ama yerel seçimde böyle bir psikolojisi yok. Adayın kimliği, tanınırlığı, güvenilirliği, o bölgedeki hizmet verebilirliği öne çıkıyor. Ve bu seçimde de şu anda 2024 Mart'ta yapılacak seçimde de seçimden sonra verilen vaatlerin yerine gelmemesi, vatandaşın gerçekten her geçen gün olumsuzluğa doğru gitmesi, her türlü sorununun büyümesinin karşılığını sandıkta göstereceğini bizzat da ifade ediyor. Bu bakımdan da bir avantaj olabilir. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Eğer ittifak doğru kurulur, ardından kampanya, adaylaşma son derece olumlu olursa, kampanya da iyi yönetilirse ben bugün aldığımız belediyelerin çok çok daha fazlasını alacağımıza eminim. Zaten geçen seçimde kıl payı kaybettiğimiz belediyelerimiz var. Gerçekten süreçle ilgili çok az oyla kaybettiğimiz belediyelerimiz var. Düşünebiliyor musunuz? Giresun'u 280 oyla kaybettik. Bir muhtarlık seçiminde bile rakam değil 280 rakamı. Evet. 280 oyla kaybettik Giresun'u.
Bunun gibi çok az farkla kaybettiğimiz iller var. Zaten genel merkezde bunların raporları vardır. Az oyla kaybettiğimiz iller, kazandığımız iller, ilçeler, beldeler. Buna göre bir strateji kurulursa ben inanıyorum ki önümüzdeki yapılacak yerel seçimde çok büyük bir başarıya imza atarız. Şimdi bu dönem yavaş yavaş seslerin yükseldiğini görüyoruz Millet İttifakı içerisinde Sayın Torun. Sonuçta Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta bir açıklama yapacağı bekleniyor. O beklentiyi de giderek hani yükseltmeye çalışıyor İyi Partililer. Ancak tabii kurultayda yaptığı o açıklama özellikle en büyük pişmanlığımdır cümlesinden sonra gelen işte ve bedelini ödeyemedik diye devam eden o açıklama müstakil bir şekilde İyi Parti'nin hareket edeceğini gösteriyor ya da en azından onu yapmaya çalışacaklar. Deva Partisi'nde Ali Babacan işte Cumhuriyet Halk Partisi tek başına seçim mi alabilirdi şeklindeki açıklaması tepki topladı denilebilir. O Millet İttifakı içerisindeki kopuşlar belki bir muhasebe sonrası devam ediyor ya da artmaya başladı. Buna rağmen hani bazı bölgelerde işbirliği mümkün olabilir mi Millet İttifakı'nın bireyleriyle? Zeynep Bey, daha o köprünün altından çok sular akar. Elbette ki siyasi parti liderleri kendi tabanını da ikna etmek, kendi tabanındaki bazı tepkileri absorbe etmek için söyleyebilir siyaseten. Ama ben inanıyorum seçim satı mahalline gelince mutlaka belli birliktelikler sonuç almaya yönelik, başarmaya yönelik, daha çok belediyeyi almaya yönelik birliktelikler oluşacaktır. Elbette ki bu süreç içerisinde müzakereler devam edecek, belli yerlerde uzlaşılacak, belli yerlerde belki uzlaşılamayacak ama ben mutlaka kazanmaya yönelik, daha fazla belediyeyi almaya yönelik bir denklemin kurulacağına kesinlikle inanıyorum. Evet, sonuçta dediğiniz gibi siyaset bu. Şimdiden söylenenleri ya da bugün söylenenleri yarın çok daha farklı bir şekilde beklemek mümkün bizler için. Seçmenler artık alıştık buna dediğiniz gibi. Peki sizin bulunduğunuz yer Ordu'da nasıl gidiyor ilçe ve ilçe kongreleri ve il kongresi nasıl gerçekleşecek? Bir aday var mı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı bir aday? Varsa bizim bilmemizde sakınca yoksa paylaşır mısınız bizimle? Zeynep Bey, şu anda ilçe kongreleri devam ediyor. Büyük bir ihtimalle 9 Eylül'e kadar da bitmiş olacak. Ardından da 7 Ekim'de de ilk kongremiz gerçekleşecek. Şu anda ilçeler devam ediyor. En son Altınordu merkez ilçemizle birlikte ilçe kongreleri bitecek. Ondan sonra il başkanı adayları mutlaka isimleri geçen arkadaşlarımız var. Onlar yarın taleplerini oluşturacaklar ve 7 Ekim'de de delegemiz iradesini ortaya koyarak il başkanımızı seçmiş olacağız. Peki son dönemlerin moda cümleleriyle değişimciler mi ön planda, genel merkezciler mi? Öyle bir şey söylemek mümkün mü bu konuda? Orada böyle bir ayrım çok fazla yok Zeynel Bey. Aşağı yukarı herkes partinin geleceğiyle ilgili daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunun çalışmaları içerisinde elbette ki değişim bütün kongrelerde herkesin ifade ettiği, herkesin beklediği bir durum. Artık bazı değerlendirmelerin de yapılması isteniyor. Ama hani genel merkezin yanında veya işte farklı grupların yanında diye Ordu'da böyle bir ayrımdan söz etmemiz çok mümkün değil. Fakat şu ortamda hani değişimciler ya da işte genel merkezciler ya da yenilikçiler diyelim, onun dışında hareket etmek mümkün değil galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ara. Yani aslında herkesin amacı partiyi önümüzdeki günlerde sağlıklı bir şekilde ortak akılla seçimlere, önümüzdeki seçimlere hazırlamak. Doğru bir yapılanma içerisinde TÜZÜK'le ilgili değişiklikleri yapıp artık demokrasiyi daha fazla çalıştırıp, parti içi demokrasiyi daha fazla çalıştırıp yani birbirimize karşı değil, birlikte bu süreci yönetmek zorundayız. Ben hep söylerim, biz yarışıyoruz ama barışmıyoruz. Maalesef parti içi bu rekabet zaman zaman ciddi ayrışmalara da yol açıyor.
daha keskin hatlar oluşabiliyor. Bu olağanüstü süreçte buna izin vermemeliyiz. Biz birlikte partiyi büyütüp, elbette ki bazı görüş ayrılıklarımız olabilir, farklı değerlendirmelerimiz olabilir. Ama fotoğrafın bütününe bakıp önümüzde gerçekten ülkeyi çok kötü yöneten, bizi ayrıştıran ve Türkiye'yi her anlamda bir bataklığa sürükleyen bir yapı var. Temel amacımız bu iktidarı yenebilmek için, bu iktidarı mağlup edebilmek için süreci doğru yönetmek, ortak akılla yönetmek ve birleşe birleşe bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Ayrışarak değil, ötekileştirerek değil, düşmanlaştırarak değil. Elbette ki tartışacağız, elbette ki belli değerlendirmeleri yapacağız ama bu ayrıştığımız anlamına gelmemeli ve birbirimize karşı bir nefret oluşturmamalıyız. Evet, tecrübeli bir siyasetçi olduğunuz gerçekten belli. Yarışıyoruz ama bazen barışamıyoruz. Barışarak yarışalım şeklinde belki özetlemek mümkün. Çok teşekkürler Seyit Torun, sağ olun. Bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Özlemişim sizleri de, iyi yayınlar diliyorum. Bekliyoruz stüdyoya da, Ankara'ya. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah. Değerli izleyiciler, birkaç dakikamız kaldı. Aslında güzel bir